Herkese merhabalar. Yeni bir City Skylines videosuna hoş geldiniz. Sevgili dostlar, bu videoya başlarken hemen şuradaki kilit matematiğimizin hatalı olduğunu görüyorum ve bunu biraz olsun düzeltmek istiyorum. Öncelikle buradan gelen yolumuz 3 şerit geliyor. 1 şerit bu tarafa ayrılıyor, 2 şerit buraya ayrılıyor. Burada 1 şerit daha dahil olurken, 1 şerit de ayrılırken hala 2 şerit devam ediyor. O yüzden burada bir mantıksızlık var. Bunu düzeltmemiz gerekiyor. Oyunu durduruyorum. Yolumuzu öncelikle bu ana yolun, buradan gelen ana yolun biraz daha geniş bir yol olabilme ihtimalini düşünüyorum ben. Şimdi buradan 6 şeritli yol, 3 o tarafta, 3 bu tarafta. Bizim 7 şeritli asimetrik yola ihtiyacımız var gibi duruyor. Burası bu şekilde kalsın. Bu tarafı tam ortaya yaparsak oluyor. Bu tarafı şöyle bir güncelleyelim. Sonra burayı güncelleyelim. Burayı güncelleyip burada tabii bazı öğeleri yıkmadan güncelleyemiyoruz. Yıkmamıza gerek var mı derseniz, buradan sonra aslında 2 şerit git 2 şerit gel bize yeterli gibi duruyor. Asimetriyi bırakıp bölünmüş yola devam edersek şöyle buraya kadar. Şimdi bir bakalım yolumuza. Sola dönecekler, buradan gelsinler, böyle sol dönsünler. Bu yolda değiştirecektik, unuttuk değiştirmeyi ya. Mesela şunu, buradakileri nereye gidiyor bu kamyon? Geri dönüyor. Teslimat aracı geri döndüğü yer neresi? Burası. Nasıl geri döneceksin sen? Bir bakalım şunu nasıl geri döndüğüne. Buradan içeri girecek büyük ihtimal. Evet, buradan içeri girecek. Çünkü arada U dönüşü yapabileceği başka bir yer yok. Büyük ihtimal şuralardan bir yerlerden çıkmış olmalı. Buralara çıkan kamyonlar maalesef bu taraftaki yerlere gelmek için bu yolu kullanmak zorunda kalıyorlar. Aslında bizim şuraya geçici olarak U dönüşü yapabilecekleri bir yol eklememiz bu problemi çözer gibi geliyor bana. Işık vesaire yok. Güzel. En azından U dönüşü yapmak isteyenler şuralardan ve buralardan yapabilirler. Buradaki U dönüşü yapılması önüne geçeriz. Şimdi şuraya tekrar bir bakalım. Bu araçlar gittikten sonra burada bir sol şerit var. O buradan gelenler ve buradan gelenler de hem sola dönüp hem düz gidebiliyorlar. Güzel. Buranın karşısı kapalı. Şurada matematiğimize bir bakalım. Bu tarafa bir yaya yolu kurulumu yapmamız lazım. Buradan yürüyen ve karşıya geçen insanlar, şu binalar kurulmadan önce hemen. Sevgili dostlar, şöyle bir kurulum oldu. Yaparken biraz uğraştığım için kestim buraları. Umarım kullanırlar karşıya geçişleri buradan. Buradaki bir iki insan buraya nereden geldi onu da anlamış değilim. Bu tarafta önemli değil o tarafta olması. Şuradan ve buradan karşıya geçişlerin olmaması bizim için kafi. Bu insanların, bak şurada birazcık yolda bir problem var. Şunlar şu anda kullanıyorlar. Burası kullanacak mı? Görüntüsü biraz kötü oldu ama bunun. İnşallah kullanırlar. Buraları birazcık çiçekle böcekle süslemeye yapabiliriz. Ben süslüyordum ki yarım kaldı. Böyle şöyle. Bunları elle atıyorum. Modu kullanmıyorum şu anda. Çok ufak bir alan olduğu için elle atıyorum. Buraya da şunu atalım. Arasını birazcık ufaltalım. Şöyle şuraya kadar. Kafi diye düşünüyorum orası. Güzel. Şu kullanılmıyor galiba ya. Buradan karşıya geçen insanlar vardı. Fakat şurası kullanılıyor. Buradan karşıya geçiş. Güzel, burası hallolacak. Bunun kullanılması için nasıl yapabiliriz? Oldu galiba.
Evet, bir öncekisinden daha iyi bir görüntüye sahip oldu. Kullanacaklar mı? O konuda tabii bir fikrimiz yok. Bu tarafa şu ağaçtan çakışan öğeler. Direkt olarak büyüğünü atabilir miyim diye baktım da tam şuraya. Evet. Ağacın altı da çok çıplak sanki biraz ya. Burayı da kullanmaları hoşuma gider. Şu anda kullanmıyorlar. Yapacak bir şey yok. Neden oyuna standart bir yaya yolu eklenmiyor anlamıyorum yani. Asansörlü olabilir. Mesela ben şeyi aradım bulamadım. Bu bakın tren istasyonu nerede? Burada mıydı o? Hangi tren istasyonundaydı o? Buradaki tren istasyonunda bir adet böyle durduğunda size en güzel şu şekilde gösterebilirim. Bunu görüyor musunuz? Bu tam bir yaya geçidi. Bunun adını bulamadım ben. Adının ne olduğunu. Yoksa şuradaki home menüsünden direkt ekleyecektim aslında da adını bulamadım. O çok güzel çalışıyor. Gayet hoş oldu. Buraya evler kuruluyor. Bu arada paramız, gelirimiz çok fazla. Vergileri kısım kısım düşürebiliriz. Kârda kalacak şekilde sevgili dostlar. Vergilendirme kısmına gelelim. Hepsini %2 düşürelim. Bunu 3'te düşürdük. Kârda mıyız hala? Kârdayız. 74'ten 47'ye falan düştük. Şuranın içerisini bir açalım. %4, 6. Bunun 8 olması lazım. Bunun da 10 olması lazım. Ve genel vergi oranını şu şekilde düşürürsek. Tamam. Ticari kısma gelelim. Ticaride çok fazla oynamamışız zaten. Bir tık düşürelim. Ofisleri bu arada sanayiden biraz daha fazla düşürebiliriz sevgili dostlar. Bak bunu böyle sağ tarafta kalsın. Ofisler... Böyle %9'a kadar düşsün. Gelirimiz ne oldu? 20.000. Tamam. Artı 20.000 de artıda kalacak şekilde vergileri düşürebiliriz sürekli ki talepler de ona göre yoğunlaşsınlar. Şimdi şu taraflarda yine buralarda ofis olmasını istiyorum ben. Böyle. Şu taraflarda da ofis olsun. Şu anda ofis talebi yok ama gelir diye düşünüyorum. Buraya ofis binası atarsak arkası çok bozulur mu? Ağaç da atabiliriz.
Tamamdır. Burada bir boşluk alanımız var. Bu alana ağaç atalım. Bunlar zamanla büyürler. Bu arada şuraya ufak bir park sıkıştırabilir miyiz? En ufak boylusu hangisiydi bunun? Bak şuraya bir tane sıkıştırabiliyoruz. Yakalamayı kapatırsak, bunu da kapatırsak. Şuraya da bir tane atabiliyoruz. Buraya da bir tane atabiliyoruz. Burada 3 tane park yan yana olsun. Etrafını ben yine ağaçlarla kaplayacağım. Aklıma şey geldi. Buraya bu değil. Mixed House. Buraya atarsam şuraya. Bu çevredeki gördüğünüz şu boşluklar var ya. Izgaranın çevresindeki şuradaki ve şuradaki boşluklar. Mixed House'ın bunları kapatma yeteneği var. Gördüğünüz gibi şuraları da kapattı. Bu tarafı kapatmadı ama bu tarafı kapattı. Biraz büyük mü oldu? Bilmiyorum. Okulun yanında çok kötü durmaz diye düşünüyorum. Mesela şuradaki evleri yıkıp buraya yine bir mixed house yapabiliriz. Gördüğünüz gibi şu köşedeki parsele dahil olmayan yeri de aldığı için mixed house'larda böyle güzel özellikler var. Köşelere yaparsanız iyi oluyorlar. Mesela şurayı yapabiliriz. Şunu bir kaldıralım. Oyunu bir durdurayım. Hatta bu tarafa cephesi olacak şekilde bile yapabilirim. Buraya bir yaya yolu atarsam orası ortaya gelir. Evet. Şimdi gelip burayı Mixed House yaparsak buradaki şu alanı kapattı. Güzel oldu. Buraya birazcık oyunu iki hızını alalım. Üç hızı da olur. İki hızı da olur. Hepsi olur. Ağaçlarda istediğim süsleme kadar yeteri ağaçlar yok. Bunu bir silelim buradan. Çok kısıtlı maalesef. 15'e kadar düşürelim. Biraz daha. Biraz daha. Evet. Buralara birazcık iki tane daha düşürürsek güzel. Güzel. Şuraya dağıtalım. Çevre ağaçlarla boşluklarımız doldurulsun. Şu araya büyük ağaçtan koyabiliyor muyum? Hatta koyabilirsem iki tane güzel olur. Tamam, bunlar büyüdüğü zaman şunlar da yapılsaymış artık. Boşluklarımızı bu şekilde dolduralım. Buralarda imara açmadığımız yerler var. Market olarak imara açabiliriz. Buraları artık turunculaşmış çünkü. İyi şey attım oraya galiba. Yüksek yaptım galiba. Yüksek yoğunluklu. Ama çok büyük çıkmadı. Tamam. Kabul edebilir seviyede. Başka bakalım. Boşluk imara açmadığımız bir yer var mı? Şuraları var. Oraları kalsın şimdilik. İmara açmadığımız şuraları var. Oraları da kalsın. Burada imar mı yok? Ofis imarı var. Bunun ikisini kaldıralım. Şimdi buradaki kolejin ek binalarına bakalım. Bir neler eksik? Bundan. Bundan bir tane daha koyup burası ufak şey kaldı. Biz üniversite koyacağız diye herhangi bir şey yapmadık. Buraya ufak bir yol kurulumu yapalım. Şimdi. Pardon. Bu şekilde bir gelsin. Hatta
Buraya kadar gelsin. Buradan da bu şekilde gidelim bu tarafa. Buraya kadar gidelim. Buradan 45 dereceyle şuraya bağlayalım. Daha sonra bu yolu buraya bağlayıp bu şekilde buraya getirelim. Dolduracağız buraları, boş kalmasın. ...45 dereceyle gel. Böyle yapalım. Orayı tutturamadım. ...45 olmuyor. Şimdi yakaladık. Buraya bundan atabiliyor muyum? Atabiliyorum. Güzel. Güzel. Şimdi bazı binaları, market binalarını özellikle buradaki turuncu alanı bu şekilde kullanabiliriz. Çok yüksek çıkmasın. Ufaklarını da alalım. Şuraya atalım. Turuncu kısımlara. Burada neyimiz var bizim? Tamam, çiftlik gibi bir şeyimiz var orada. Tavuk mu bu? Tavuk. Güzel. Apartman binalarının bazılarını buralara atabiliriz. Güzel. Şimdi şuraya sıra sıra evlerin oluşmasını istiyorum. Burada sıra sıra evler oluşsun. Burada da normal bu evlerden oluşsun. Şunu kaldır. Tamam. Şöyle. Burada yine market oluşmasını istiyorum. Bir kısımda tamamen market oluşabilir. Otobana sırtı olan kısımda market oluşabilir. Bu aralarda şu binaların, bu tarafta bu binaların, bu tarafta şu apartmanı alalım. Bir iki tane yüksek binamız olsun. Burada yine sıra sıra olanlar, bu tarafta bunlar, burada yine bunlar, burada ufak apartman olabilir. Burada sıralar olsun. Vertigo meydanı geldi. Güzel. Şimdi buraya normal ev atamıyorum. Buraya bir tane köşe olduğu için şuraya. Daha sonra bunlardan atalım. Burası bunun için uygun değil. Sıra sıra olanlar burada iyi olur gibi. Buraya oluşabilen büyük binalar mı oluşsaydı acaba? Bu tarafta sıra sıra evler oluşsun. Bu tarafta yine sıra sıra evler oluşsun. Şurada bir adet mixed house iyidir. Burası kalsın. Bak şuraya ufak ufak marketler iyi gider. Buraya bahçeli evlerden böyle. Güzel. Kış gelmiş bu arada. Yolun etrafını bu şekilde doldurabiliriz. Burada bu binamız ne kadar yer kaplıyor? Şurada az bir alanımız kalmış zannedersem. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Ufak parklardan neyim var?
Bu var. Güzel. Şu tarafa şöyle sığdırabilirsem aslında benim için iyi olur. Hemen bu yolu alıp şuradan buraya atarsam 90 dereceyi neden yakalamıyorsun? Very interesting. Yakaladık. Yakalama açarsak oturtturabiliyor muyuz? Evet. Buraya peki başka o boyutta ufak bir parkımız var mı? Yok. Basketbol sahası. Şu. Ha bak bu sığıyor. Bunun yanına atalım. Bu sığmıyor. Burada başka bir şeyimiz var mı böyle? Tam ufak enteresan bir şey. Bunların hepsini kullanacağız bazı bölgelerde. Bitirdik galiba. Bu değil. Bu sığmıyor. Bu sığmıyor. Bundan koyduk. Tamam. Şimdi orada iki tane öyle yan yana park. Şöyle yapalım. Daha hangisiydi? Şuydu. Bir buradan, bir de şuradan sığdırmıştık. Evet, ondan sonra şu tarafa. Neyse, yapmayacağım. Ağaç atalım. Gelişi güzel atıyorum. Bu arkaya gelişi güzel olmasın. Şurası çeteli 11-12 metre. Evet. Burası bu şekilde. Buraya herhangi bir şey koyabiliyor muyum? Aslında koyabilirim. Gel bakalım. Buradan yakalamaları açıp şunun ortasından bu tarafa gidersem şöyle market, ufak market. Bunu alıp bu buraya mı bağlı acaba diye düşünüyorum da. Bunu bir kaldırayım. Tamamdır, böyle kalsın. Oralara marketler gelsin. Şöyle dolu dolu olsun. Şu arkasını da ne yapalım? Yine ağaç yapalım sevgili dostlar. Buraları bu arada şey yapabiliriz. Şimdi şunu CTRL ile şuraya bir tıklayayım. Daha sonra bunların arasını birazcık açıp şuradaki metriklerle oynayarak karışıkmış havası verebiliriz. Tamamdır. Aynı şekilde şurayı da yapayım. Çünkü düz çizilmiş istemiyorum. Çizgi halinde istemiyorum orada. Bu yeni evlere gelen insanlar arabayla şehrimize hücum ettiğinden ötürü bunlar zamanla düzelecek sevgili dostlar. Geçer. İnsanlar şu an taşınıyorlar araçla. Sanayiye gidenler vesaire düzelirler. Evet, şuradaki alana bakalım bir. Burayı biz ha bak bu iki ortayı açmamışız. Bu orta market olabilir ama yüksek yoğunluklu değil. Pardon, yüksek yoğunluklu değil. Şunları silelim. Düşük yoğunluklu marketler olsun. Şurada da düşük yoğunluklu marketler olabilir. Her yeri market yapıyorum ve hala benden market istiyor oyun, çılgınlar gibi. Buraya yüksek yoğunluklu market yaparsam çok yüksek binalar çıkacak. Şurada ufak evlerin arkasında manzaraya sahip olabilmeleri için yüksek bina diken müteahhitleri görüyoruz. Buradaki son iki katın deniz manzaralı ya da göl manzaralı diyebilmek için yine birazcık büyük yapan müteahhitimiz var. Kötü bir görüntü mü? Şuradaki yapıyı bozuyor mu? Birazcık karışık olması da bence iyidir diye düşünüyorum. Sürekli aynı tarz evlerdense. Bu ara neden de olmamış? Ona bir bakalım. Şu orta yoğunluklu konut ya demişiz. Zamanla kurulurlar. Burası kalmış. Buraya bundan atalım. Evet, kurulsunlar öyle.
Bu arada high density'lerimiz açık ama şu anda kullanmayacağız. Bu şehrin iç tarafında herhangi bir high density istemiyorum ben. Burada bir mixed house'umuz var. Şuraya bir market atabiliriz. Burayı da market yapabiliriz. Market ihtiyacı çünkü bitmemekteydi. Market ihtiyacı bitmiyor. Vergilerden şikayetçi. Gelirimiz ne durumda? 28 bin. Vergilerden, yani vergileri azalttıkça da bu arada sürekli şehre göç edecekler. Öyle de bir durum var. Hizmetleri tabii şehrimizin bütçe, ha, bu bütçe şey yok burada. Hizmet bedeli su ve kanalizasyonda var. Elektrik sağlıkta yokmuş. Sağlıkta o sağlık bedava mı ya? Bedava değildir. Başka hizmet bedeli nerede var? Yok. Elektrikte hizmet bedelini 95'e bunu elle ayarlayamıyorum. 90'a %10 elektriği daha şey yapalım. %10. Bakalım 38 ne oldu ya, yükseldi para. Başka bir şeyden ötürüdür o ya. Hizmet bedeli. Bu şehre değil mi ya hizmet bedeli? Bütçesi değil. Hizmet bedeli. Hizmet bedeli düştüğü zaman vatandaşa daha ucuz elektrik satıyorum anlamına geliyor. Belki ihracata da aynı sayılabilir belki ama şimdi bizim mesela bu spor salonunun şeyin spor salonu diyorum lisenin arkaları kaldı, buraları kaldı. Bu tarafı nasıl doldurup bütünlük sağladıysak bu tarafı da doldurup bir bütünlük sağlamak zorundayız sevgili dostlar. Ben kopuk kopuk şehirler yapmayı sevmiyorum. O yüzden bu aralara girdik şu anda. Yeni evlere gelen arabalar gelişler bittiğinde trafik sıkışıklığımız düzelecek. Şu taraflara gelelim şimdi. Şuradan gelen bir yolumuz var. Bu yolu şöyle buradan buraya kadar getirip 135 dereceyle 135 dereceyle şuraya getirirsem sonra buradan yine 135 dereceyle şuraya bağlasam kötü olur diye düşünüyorum. Böyle yapalım. Bak şimdi. Derecemi bir ayarlayayım. 135. Tamam. Daha sonra bunu alayım. Kaç metre geldik? 24 metre. 90'a 90. 90'a 90. Güzel. Şurayı kaldıralım. Şurayı bir kaldıralım. Ah be, şurada şey çıkmadı mı? Üf be, şurada da çıksaydı çok iyi olacaktı. Neden çıkmadı? Kötü oldu o çıkmaması. Peki ben yakalamalıyı kapat. Buradan çıkartırsam bozuldu mu? Bozuldu. Şuradaki çıkan bozuldu. İçeriye gitti. Tamam. O 3 tane kalsın orada. O şekilde. Buraya kadar gelelim. Tamam. Orada çünkü çok az bir şey kayması gerekiyordu. Şimdi bu tarafa bir yol yapabiliriz. Şöyle bir yol. Buradan 90 derece buraya kadar çıkalım. O ağaç geri geldi orada. Tamam. Şunu bir silelim. Buradaki evleri kaldırırsam şunlar bir bak ya. Şimdilik öyle kalsın orası. Çünkü buralara ufak evlerden atacağım. Buralara bunlardan. Bunlardan çıkar mı buraya? Çıkıyor. Güzel. Şimdi bunu kaldırırsak. Evet. İyi oldu. Buraya bunlardan attık. Buraya da bunlardan atabiliriz. Oraya başka bir şey atarız. Bu tarafa
Biraz apartmanvari. Yok yok, burayı yapma, burayı yapma. Tamam, vazgeçtim. Şurayı yapma, şurayı yapma, şurayı yapma. Orası bizim bozdu. Orada bir yokuş var. Oraya artık nasıl bir şey yapacağız bilmiyorum. Buradaki ufak tefek bozuklukları daha sonra halledeceğim ben. Buradan dikey bir yol çıkartalım. Buraya kadar. Şöyle bir yol çıkartalım. Öyle orayı birleştirdik de burayı birleştirebilecek miyiz? Olmadı. Şöyle yapalım. Şuradan çıkartıp öyle yapabiliriz. Tabi buralara ben ev diktikçe şimdi gördüğünüz gibi buralara ev dikerken şöyle yaparsak güzel çıkıyor sevgili dostlar. Mesela en yokuş şunun başladığı bittiği yer şurası. Mesela şurayı şöyle şöyle bir şekillendirmek istiyorum ben. Dur, şöyle yapalım. Tabi bizim şu anda medium isteğimiz olmadığından ötürü şu şekilde dikine binalar. Biraz da şöyle bakalım. Oradaki arazinin bozukluğunu gayet güzel yansıtıyorlar. Bunlar kurulu siyah. Şuradaki düz yerlere daha çok bu vatandaşları atacağız. Şurası düz, şurası düz, şurası düz, şurası iyi. Oralara atmayacağız. Burada şimdi şöyle bir şey yaparsam nasıl olur bir bakalım. 2x6'da şey binası var mıydı acaba? Market binası. Market ihtiyacını da bu arada bitirmişiz. Peki biz şu binalardan nereleri atabiliyoruz? Oralara, oralara. Bak şurası. Ama buraları çok bozacak şimdi mesela. Bunlarda 2x6 var mı? Bakayım bir. 5 de olur. 5 varmış. Tamam. 2x5. Şöyle şöyle. Atı atı verelim. Tam karşılarına da atacağız. Şurayı şöyle yapalım. Yan yana çıksınlar. Şimdi bu evler yapılsın. Büyük ihtimal çok kötü gözükmeyecekler. Tahminim o yönde. Şunlar da daha yapılmadı. Bir yapılmasını bekleyelim. Yapıldı sevgili dostlar. Şöyle bir hemen yaklaşalım. Gördüğünüz gibi görüntü çok bozulmadı ve buradan baktığımızda güzel bir katman var. Fark ettiniz değil mi? Sanki hepsi şuradaki denizi, fabrika, tüten bacaları görmek için. Denizi gerçi ağaçlar kapatıyor burada. Nehri daha doğrusu, denizi değil de. Yine de
görüntüleri bayağı güzel. Cephelere yolu olsa da şuradaki açıları, birer tane boşluk bırakmak burada işin sırrı sevgili dostlar. Yoksa çok kötü oluyorlar. Gayet güzel katmanlı oldu. Tepe villaları. Şimdi şu tarafa gelelim bakalım. Mesela burada da apartmanların arasına bıraktığımız birer tane boşluk burada işin yine sırrı. Bu apartmanların tabi bu taraflara cephesi olmadığı için oradaki gibi bir villa etkisi yaratmadı. Fakat apartmanlar bozuk değil gördüğünüz üzere. Ek olarak yollara, yani önlerine artık çok dikkatli dibine inerseniz biraz bozukluklar var ama minimuma indirdiğimizi söylüyorum. Yani düşünüyorum daha doğrusu. Şurada köşe boş kalmış. O köşeyi hemen birkaç tane ağaçla bu şekilde alıp bunu CTRL'ıyla 13 metre bu ağaç için biraz az. Şurayı komple boydan boya şu şekilde ağaçla kapatalım. Evet. Sevgili dostlar, bu bölüm benden bu kadar. Biraz yavaş ilerliyoruz bu bölüm için en azından. Ama şehrimizdeki o kopuklukları doldurduk. Çok fazla boşluğumuz vardı. Köye bir sonraki bölümde büyük ihtimal şuradaki boşlukları kapattıktan sonra köye gideriz. Yeni açtığımız şeylerden kullanmadıklarımız var. Bunları da bir sonraki bölüm yavaş yavaş kullanacağız. Yani vakit yetmiyor. Bakın 1 saat falan oldu video kayıt alalı. Çok az iş yaptık ama 1 saatte bu kadar yaptık. Yapacak bir şey yok. Bir sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.